biliyor ve dergaha kendisi kabul edilmek için burada dede babaların karşısına çıkıyor. Dergaha gelen kişiye öncelikle bir görev veriliyor. O görevi yerine getirdikten sonra çilehaneye davet ediliyor ve çilehanede çilesini çektikten sonra ise belli görevler veriliyor dergahta kendisine. Bu temizlik olabilir, başka herhangi bir şey olabilir. Aklınıza ne gelirse dergahın işleyişi için. Kaygısız aptalın görevi ise ormana gidip ağaçları toplayıp dergaha getirmek. Kaygısız aptal ormana gidiyor, ağaçları kesiyor, odunları toparlayacak ancak odunları birbirine bağlayacak herhangi bir gereç bulamıyor. Bir şey buluyor, alıyor oradan eline geçiriyor, odunları birbirine bağlıyor, sırtlanıyor ve dergaha getiriyor. Dergaha getirdiğinde burada dede babalar bakıyorlar ve şaşırıyorlar. Çünkü odunları birbirine bağladığı gereç bir yılan. Aslında yılanı bağlayıp getirmiş, kendisi farkında değil bunu görmüyor ve dede babalar tarafından artık ermiş olarak kabul ediliyor ve dergahta varlığını sürdürmeye devam ediyor. Dergaha gelen kişi burada 3 gün boyunca ücretsiz bir şekilde hiçbir karşılık beklemeden konaklayabiliyor. Ancak 3 günün sonunda eğer konaklamaya devam etmek istiyorsa burada kendisinden karşılığında bir iş bekleniyor. Eğer onu da yapmıyorsa kibarlıkla dergahtan yollanıyor. Buradan devam edelim. Burada Hacı Bektaş Veli'nin postu var. Yukarıya baktığınızda burada yine çok net değil ama evet, bir deve üzerinde tabut var. Hazreti Ali'yi sembolize ettiği düşünülüyor. Ve buradan devam ettiğimizde de sol tarafta Balım Sultan'ın daha çok gençlik hali. Ve içeri geçerken başınıza dikkat edin lütfen.